Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasası sıkıcı hareketlerine devam ediyor. Bitcoin'de size göstermek istediğim önemli teknik detaylar var. Bunları konuşalım, temel analizle beraber harmanlayalım. Yaşanabilecek senaryoları tartışalım istiyorum. Hemen Bitcoin'le başlamam gerekirse anlık olarak 29.400 dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Bulunduğumuz bölgede günlerdir konsolidasyon hareketi devam ediyor. Burada Bitcoin ne aşağı ne de yukarı doğru bir kırılım gerçekleştirmiyor. Pozitif olarak nitelendirebileceğim şey destek alanı üzerinde tutunabilmemiz. Son videoda hatırlarsanız borsalara yüksek sayıda stable coin girişi olduğunu konuştuk. Keza bu stable coinler belki de Bitcoin'de son aşağı yönlü hareketin devam etmesinin önüne geçen etken oldu. Burada alış emirleri, alış baskısı Bitcoin'i destek üzerinde tuttu diyebiliriz. Bulunduğumuz alanda 28 bin dolar hala önemini korumaya devam ediyor. 28 bin dolar altında gelebilecek günlük kapatmalarda tehlikeli bir bölgeye gireceğimizi, 24-25 bin dolar desteğine kadar boşluk bir alana dahil olacağımızı hatırlatmak isterim. Benim beklentim bulunduğumuz bölgeden yukarı yönlü tepkinin gelmesi yönünde. Hem on-chain tarafta hem teknik tarafta olan gelişmeler, biraz da temel taraftaki sakinlik bana bunu gösteriyor. Ben yukarı yönlü en azından buradaki trend direncine doğru 34-35 binlere doğru bir atak gelmesini bekliyorum. Opsiyon tarafında da son videoda konuştuğumuz üzere 34-35 bin dolar anlık olarak önem arz eden bir direnç alanı. Şimdi aylık bazda bakmamız gereken, size göstermek istediğim ilginç bir veri var. Bitcoin grafiğini özellikle aylık bazda uzun zaman diliminde incelediğimizde burada RSI'ın Bitcoin tarihi boyunca sadece 2 kez uğradığı alana kadar gevşediğini görüyoruz. Şimdi bu bölge RSI bazında 44 seviyesine denk geliyor. Bitcoin'de şu anda RSI aylık bazda 47 seviyesinde seyrediyor. Yani yaklaşık olarak yıllar sonra ilk kez Bitcoin bu alana gelmiş durumda. Şimdi teknik analizin her zaman hata payı vardır. Bunu videolarda anlatıyorum. Mesela belki de hatırlayanlar biliyordur. Bitcoin yukarı yönlü rallisini yaparken burada geçmiş fiyat hareketlerinde oluşmuş olan ikili tepelerden dolayı aylık bazda Bitcoin ikili tepe oluşturacak. Bu yüzden yukarı yönlü hareket devam edecek diyenler de vardı. Bu tarz fikirler de vardı. Fakat Bitcoin burada geçmiş fiyat hareketlerinin tersine sadece bir tepe oluşturarak ayı sezonuna giriş yaptı. Sonraki tepede zaten RSI burada eski tepeyi geçemedi. Burada da oluşmuş olan RSI uyumsuzluğu nedeniyle aylık bazda teknik olarak tabii ki aşağı yönlü hareketin hızlandığını gördük. Bu yüzden 44 seviyesinin altına hiçbir zaman inmemiş olmamız, hiçbir zaman inmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama bir pattern arıyorsak, yani RSI'da Bitcoin için bir destek arıyorsak, burada 44 seviyesinin destek alanı olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin umarım ki yine tekrardan 44 seviyesinin altına inmeden yukarı yönlü hareketini başlatacaktır veya en azından bu seviye üzerinde konsolidasyon hareketi yapacaktır. Bunu göstermek istedim. Bitcoin tarihi boyunca sadece 2019 yılında, daha sonrasında burada bir konsolidasyon hareketi bile var Bitcoin'de, 2015'in Nisan aylarında bu bölgeleri ziyaret etmiş. Şu anda da artık aşırı satış baskısından dolayı, tabii ki makroekonomik konjonktürde Fed baskısı, enflasyon etkisiyle beraber bu seviyelere kadar gelmiş durumdayız. Bu seviye takip edilmesi gereken önemli bir alan. Benim de üzerinde tutunmasını beklediğim bir alan. O yüzden aylık bazda Bitcoin'deki 44 seviyesi büyük zaman diliminde takibe alınması gereken bir seviye diyebilirim. Bitcoin'den daha ziyade altcoin'lerde daha büyük düşüşler görüyoruz. Bunu mesela Bitcoin dominansıyla destekleyebiliriz. Bitcoin dominansı özellikle günlük bazda yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Burada 45.21 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Şimdi RSI'da da bir uyumsuzluk oluşması muhtemel. Yukarı yönlü bir mum daha gelirse, yani 45.5'lu seviyelere kadar gelirsek zaten burada bir uyumsuzluk oluşacak. Bunun sonrasında para altcoin'lere akar mı diye sorarsanız, bunun öncelikle teknik, daha doğrusu teorik bilgisini vereyim. Bitcoin dominansının aşağı yönlü gelmesi her zaman altcoin yükselişlerini göstermez dostlar.
USDT dominansından uzun süredir bahsediyorum. Neredeyse her videoda üzerine değiniyoruz. USDT dominansı Tether'in gücünü temsil ediyor. Eğer para piyasada Bitcoin'den Tether'e geçiyorsa Bitcoin dominansı yine düşebilir. Yani Bitcoin'deki para Tether'e geçiyor, Bitcoin aslında satılıyor, fiyat düşüyor. Böyle bir durumda dominans da düşüyor çünkü Bitcoin'deki para Tether'e kaymış oluyor. Yani Bitcoin dominansındaki uyumsuzluklar her zaman altcoin yükselişlerini işaret etmez. Fakat burada oluşmuş olan veya oluşacak olan uyumsuzluktan dolayı momentumda bir zayıflama olduğunu hatırlatmak isterim. Bitcoin dominansında direnç alanı 47.5 seviyesine tekabül ediyor. 47.5 seviyesine gelirsek o bölgeden her ihtimalde aşağı yönlü bir hareket gelmesini beklerim. Bu Bitcoin'deki düşüşten de kaynaklanabilir. Bitcoin'in dinlenip altcoin'lerin yukarı yönlü gitmesinden de kaynaklanabilir. Genel anlamda bu yüzden 47.5 seviyesi takip edilmesi gereken önemli bir direnç alanı diyebilirim. Bu bölgede dominansta hem de altcoin'lerde belirleyici olan teknik bölgeyi böyle takip etmekte fayda var. Geleneksel piyasalara baktığımız zaman özellikle US 500 tarafında burada bir düşüş trendini konuştuk bir süredir. Dikey bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinin direnç alanına tekrardan geldi S&P fakat bu bölgeden yine red yedi. Daha önceki videolarda söylediğim şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu direnç alanı yukarı yönlü kırılacak ki 4330'lu seviyelere doğru hareket bekleyebilelim. Dolayısıyla kripto para piyasalarının geleneksel piyasalarla olan korelasyonu nedeniyle kripto paralarda da yukarı yönlü hareket bekleyebilelim. Bitcoin'de nasıl ki 35 bin dolar civarına bir hareket bekliyorum. Aynı şekilde US 500, S&P ve Nasdaq tarafında da yukarı yönlü bir tepki hareketi gelmesini bekliyorum. Bu tepkinin üst bandı neresi olur? Bunu konuşmak için erken ama en azından bu trendin yukarı yönlü kırılımı benim beklentilerim dahilinde. DXY ile ilgili şu an 102.3 civarında seyrediyoruz. Dün çok güzel bir float paylaştım Twitter üzerinden. O float'u okumadıysanız eğer Twitter hesabımda duruyor okuyabilirsiniz. DXY'ye Bitcoin, TL ve dolar dolayısıyla ilişkisiyle ilgili bir float oldu. Orada DXY'nin de aslında düşüşünün her zaman Bitcoin yükselişine işaret etmeyeceğine dair teknik ve temel bilgileri aktardım. Şimdi bu konunun içine girmek istemiyorum. Çünkü uzun bir konu. Zaten detaylı bir şekilde o float'ta anlattım. O yüzden float'u okumanız sizin için çok daha iyi ve faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin düşüyor, yükseliyor, belli bir range'de hareket ediyor. Fiyat hareketlerinde biraz daha yatay ve konsolidasyon süreci içerisindeyiz. Akümülasyon süreci de diyebileceğimiz bir alan içerisindeyiz. Fakat altcoin'lerde özellikle de metaverse coin'lerinde çok büyük düşüşler var. Şimdi özellikle metaverse demek aslında biraz hata oluyor. Çünkü elinize attığınız altcoin'lerin neredeyse hepsinde %85-%90 düşüşler var arkadaşlar. Şu tarz sistemler görüyorum. Metaverse akımı dendi. Metaverse yeni teknoloji dendi. Yeni akım dendi. Fakat Metaverse'lerde rally görmedik gibisinden sistemler görüyorum. Aslında Metaverse'lerle ilgili çok güzel bir ara rally gördük. Fakat kaçıranlar görmediği için genel anlamda görmedik olarak nitelendiriyorlar. Ama ben Metaverse teknolojisinin genel anlamda bununla kısıtlı kalacağını düşünmüyorum. Bugün Metaverse coinleri üzerine biraz konsantre olalım. Uzun süredir altcoin incelemesi yapmıyorum. Metaverse coinlerinin genel anlamda teknik durumunu inceleyelim istiyorum. Benim de portföyümde bulunan Blocktopia, Mana, Sandbox'ın durumlarına bakalım. Mesela Blocktopia'da arsa satışlarının gerçekleşmesi nedeniyle yukarı yönlü bir hareket gördük. Burada Blocktopia yaklaşık olarak 1.2 sente kadar bir yükseliş yaşadı. Direnç alanı burada genel anlamda 1.4 sente tekabül ediyor diyebilirim. Blocktopia'nın 1.4 üzerine atması gerekiyor ki yukarı yönlü hareketlerin sertleştiğini görebilelim. Bu alan önemli bir direnç alanı. Blocktopia'nın ilerleyen dönemlerde iyi performans göstereceğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü çok iyi partnerlikleri var. Hem kripto para piyasasından hem de geleneksel piyasalardan, globalden çok önemli partnerleri var. Bu yüzden Blocktopia'nın olası bir metaverse akımı durumunda yukarı yönlü hareketi beklentilerim dahilinde. Burada tabii ki maliyeti çok yüksek olan insanlar belki de bu rally sonunda sadece maliyetlerini çıkarabilecekler. Ama bulunduğumuz alanlardan eğer nakit olarak ekleme yapılıyorsa bu tabii ki ortalamayı düşüren bir durum. Bu asla bir yatırım tavsiyesi değil, yanlış anlaşılmasın. Fakat yatırım yaparken
dollar cost averaging yapmak gerekiyor. Yani kademeli alım yapıp olası düşüşlere karşı ortalamayı düşürebilecek bir krediniz olması gerekiyor. Bu kredi tabii ki nakitten kaynaklı. Yani eğer nakitiniz varsa düşük seviyelerden ekleme yapabiliyorsanız bu sizin ortalamanızı düşürmenize yardımcı oluyor. Atıyorum bir ürünü 40 centten aldınız, 1000 tane aldınız. 20 centten o ürüne verdiğiniz paranın yarısı kadar yine 1000 tane alıp ortalamanızı 30 sente çekebiliyorsunuz. Çok basit matematiksel hesaplamalar. Bunları yaptığınız zaman uzun vadenin ne kadar karlı çıkabileceğinizi anlayabilirsiniz. Bir ürüne asla all in sepet yapmadan giriş yapmayın. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Mana tarafında mesela destek alanı burada 81 sent civarına tekabül ediyor. Mana burada bu alanın da çok çok altına indi fakat daha sonrasında toparlayıp üzerine çıktı. Yine 81 sentin izlenmesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. Mana'da çok önemli firmalarla ortaklıklar içerisinde mesela Samsung'un Decentraland dünyasında bir mağazası var. Yani partnerlerine baktığınızda, Metaverse'e yapılan yatırımlara baktığınızda bu akımın geldi geçer bir akım olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Metaverse kendi içerisinde NFT'yi de barındırıyor, NFT teknolojisini de barındırıyor. Genel anlamda önümüzdeki süreçte ben Metaverse coinlerinin ve tokenlarının bu anın yıldızı olacaklarını düşünüyorum. Beni uzun süredir takip edenler biliyor. 2021 yılında 5x yapmasını beklediğim altcoin'ler diye bir video yaptım. Orada konsantrasyonum DeFi token'larıydı. Şimdi de Metaverse token'larından önümüzdeki boğada böyle bir performans bekliyorum. O yüzden Metaverse ile ilgili yaptığım yatırımları tutmaya devam ediyorum. Tabii ki gönül isterdi ki daha iyi maliyetlerle alım yapalım ama bulunduğumuz bölgede sadece düşük seviyelerden alım yapıp ortalama düşürebiliyoruz. Çoğu insanın nakitin olmadığını da biliyorum ama doğru olan nakit bulundurmaktır. Eğer yatırımını bu tarzda şekillendirenler varsa destek alanlarını tabii ki isterlerse stoplu isterlerse uzun vade şekilde değerlendirebilirler. Sandbox'da aynı şekilde burada Bitcoin'de oluştuğu gibi bir kama formasyonu da oluşmuş durumda. Çok net bir düşüş trendi var. Burada da yine her üründe olduğu gibi neredeyse günlük bazda bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Sandbox için burada destek alanı 93 cent bandına tekabül ediyor. Bu trend kırıldığında Sandbox'ta da yukarı yönlü hareketin sertleşmesini beklerim. Sandbox'ta aynı Mana'da olduğu gibi önemli ortaklıkları olan bir proje. Birçok fenomen ve sanatçı Sandbox dünyasında mesela konserler veriyor. Yani Metaverse öyle bugün oldu, yarın olmadı, bugün coinler düştü, Metaverse bitti gibisinden algılanacak bir durum değil. Koskoca Facebook ismini Meta olarak değiştirmiş durumda. O yüzden ben bu teknolojiye güveniyorum ve önümüzdeki dönemde uzun vadeli olarak düşündüğüm için iyi performans göstereceklerini düşünüyorum. Son dönemde portföyüme eklediğim Metaverse coinlerinden birisi mesela Cryowar oldu. Aslında ön satıştan da değerlendirme imkanım olmuştu küçük bir miktar. Daha sonrasında da eklemeler yaptım. Son dönemde yine alım yaptığımı belirttim. Fakat benim aldığım yerlerden de çok çok düşük seviyelere geldi Cryowar. Cryowar'ı genel anlamda şu yüzden seviyorum. Öncelikle arkadaşlar isminde her meta olan coin'e, token'a atlamamak gerekiyor. Yani play to earn ve metaverse kavramını kullanan ürünleri iyice araştırmak gerekiyor. Cryowar mesela GameFi alanına, play to earn alanına hizmet eden bir token. Bu yüzden partnerlerine baktığımda, yatırımcılarına baktığımda KuCoin gibi, Animoca gibi, Alameda Research gibi önemli yatırımcıları olduğunu görüyorum. Yani bu tarz ürünlerin genel anlamda boğa sezonlarında yukarı yönlü daha sert hareketler yaptığını, ayı sezonlarında da daha sert düşüşler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Soranlar oluyor, aldığın Cryowar'ları sattın mı diye. Satmadım. Ben de çok zarardayım bu ürünlerin çoğunda. Ama tutmaya devam ediyorum. Hem yatırımcıları hem genel anlamda yaptıkları işler, mesela Twitter'larını takip ediyorum. Betalarını çıkarıyorlar oyunların. Betalarını takip ediyorum. Bunları anlatma nedenim de şu. Yatırım yaptığınız ürünleri mutlaka takip edin. Gelişmelerini takip edin. Takımı takip edin. Oyun ne aşamada veya Web3'e yatırım yapıyorsanız şu an proje ne aşamada bunları takip edin ki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Belki takım kapatıp gitmiştir projeyi. Siz tutmaya devam ediyorsunuzdur. Bu tarz sıkıntılar da olabiliyor. Özellikle piyasada bu kadar fazla proje varken böyle şeylere ekstra dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden Cryowar'da önümüzdeki dönemde open betasını, açık betasını açacağı için benim radarımda olan ve yükselişini beklediğim ürünler arasında yer alıyor. Çok büyük düşüşler yaşadığı doğru.
doğru. Ama umuyorum ki Metaverse ve GameFi alanında büyük yükselişlerin geleceği dönemde bu ürünlerde o yükselişlere öncülük edecektir. Radarıma aldığım ürünlerden ve değerlendirdiğim ürünlerden birisi de Senso. Sensorium Galaxy'nin native token'ı olan bir ürün. Bu da yine bir Metaverse projesi. Son dönemde birçok Metaverse projesinin white paper'ını okuyorum. Sosyal medyalarını inceliyorum. Özellikle dediğim gibi ayı sezonunda geliştirmeye devam eden takımlar genelde bunun ekmeğini boğa sezonunda yiyorlar. Bu yüzden baktığımız zaman mesela projenin çok iyi geliştirmeler yaptığını ve kendi rakipleriyle kıyaslandığı zaman burada mesela 3A VR teknolojiyi kullanan bir proje olduğunu görüyoruz. Şu an mesela 100 bin kullanıcıya hitap ediyorlar. Bu zaten Metaverse kullanıcılarının neredeyse %10'una tekabül ediyor. Düşünsenize 3 milyon market cap'lik bir projeden bahsediyoruz. Devasa düşüşler yaşamış bir projeden bahsediyoruz. 3 dolarlardan şu an 20 centlere gelmiş durumda. Yani ön satış çıkış fiyatına gelmiş durumda. Ama geliştirmeye devam ediyorlar. Özellikle bakın 3A teknolojisinin üzerine değiniyorum. 3A grafik kullananlar, VR teknolojisini kullanan projeler rakiplerine göre her zaman bir adım önde oluyor. Tokenomics tarafına bakıyorum. 1 milyar Senso token yapmışlar. ABD tarafında bazı etkinlikler mesela bu token'ın Metaverse'ünde gerçekleşiyor. Aynı zamanda Facebook'un yani Meta'nın da Sensorium Galaxy'nin yaptığı paylaşımlardan birisine yorum yaptığını gördüm. Belki ilerleyen dönemlerde aynı Metaverse'de buluşuruz gibisinden bir yorum yapmışlar. İşbirlikleri olur mu? Bunu tabii ki öngörmek zor ama radarlarını aldıklarını görebiliyoruz. Bu yüzden Senso'da benim eklediğim hem portföyüme eklediğim hem de takip ettiğim projelerden birisi oldu. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu tarz projeler micro cap olduğu için yani düşük market cap'li projeler olduğu için bunlara yatırım yapıldığı zaman kaybetmeye göze alınan miktarlarla ve uzun vadeli yatırım yapmak gerekiyor. Bu projeler belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra full sürümünü çıkaracak. Çünkü piyasa koşulları belli. Birçok Metaverse ve GameFi projesi 2022-2023'ü hedeflese dahi 2022'de ortaya çıkmayacaklar. Çünkü bu piyasa koşullarında haberlerinin güme gitmesini istemiyorlar. Yani bu tarz yatırımları küçük miktarlarla portföy şeklinde uzun vadeli olarak yapmak her zaman daha faydalı oluyor. Bu projede yine KuCoin üzerinden listeli olan bir proje. Özellikle KuCoin'in Metaverse alanında ve GameFi alanında olan projeleri daha hızlı listelediğini biliyoruz. Benim de dediğim gibi sepetime eklediğim ürünler arasına girmiş durumda. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.